geçirdim. Ya. Bu ne kadar? Sen abi bana bir konum atabilir misin? Çok iyi falan. Adam poz veriyor. Gel bana. Tamam abi. Sen bir az ve olmasa önce ver. Gel. Olmaz. Al. Hadi. Gel. Al. Şşş. Gel lan. Babacım ah yavaş yavaş gidiyor ki kızmasın diye. Dur. Orayı çek. Dur lan. Çarpın onu. Dur. Aslan parçası. Gezelim mi oğlum? Dağa gidelim mi oğlum? Tamam oğlum. Sana tutma. Tamam. Gidelim mi? Nereye gidelim? Aslan parçası. Gezelim mi aslan parçası? Seveyim mi lan? Karo gel bak. Gel. Karo. Gel bana Karo gel. Çocukluğumdan bir kangal köpeği sevgisi var bende. Çok meraklıyım bu hayvanlara. 18 yaşında da trafik kazası geçirdim. Kazadan sonra kangallara olan bağım daha çok güçlendi. Günüm gecem onlarla geçiyor şu an. Artık Allah ömür verdikçe de onlarla ömrümüzü tamamlayacağız. Onlardan yani vazgeçemiyorum. Bu ömür boyu da vazgeçmem ben bunlardan. Kangalları üretip yetiştiriyorum. Sevenlerine veriyorum. Onlar da benim gibi meraklı arkadaşlar oluyor. Onlara veriyorum. Yani herkese vermiyorum. Benim kadar ilgilenecek, onlara bakabilecek kişileri seçiyorum. Ona göre veriyorum. Çünkü bunlar ilgiyi çok isteyen canlılar. O yüzden seçiciyim biraz. Dur. Kazadan sonra bunlara biraz daha çok bağlandım. Önce 3-5 tane köpeğim vardı. Kazadan sonra kendime ait şöyle büyük bir çiftlik yaptım. İçinde bayağı bir 50-60 tane köpek yetiştiriyordum. Şimdi fazlasına bakamıyorum. yani yeteri kadar köpeğe bakıyorum. Çünkü onlarla ilgilenmek, onlarla gezmek, onlarla doğaya çıkmak bambaşka bir şey. Fazlası oldu mu bu dediklerimi yapamıyorum yani ilgilenmesi zor oluyor. Şimdi ilgileneceğim kadar köpeğim var. Onlarla zaman geçiriyorum ben. Kangal köpekleri çok sadık hayvanlar. İçgüdüleri çok gelişmiş, hisli hayvanlar, duygusal hayvanlar. Yani şimdi şunun gözüne baktım mı her şeyi anlıyorum. O beni anlıyor, ben onu anlıyorum yani. Diyor ki ekmek verirsen yerim, su verirsen içerim. Yani gezdirirsen gezerim, öl dersen ölürüm diyor. Yani o kadar sadık canlılar bunlar. O beni anlıyor, ben onu anlıyorum. Birbirimizden vazgeçemiyoruz işte. Zamanımız beraber bunlarla işte. Kazadan sonra tabii ilk başlarda ben kaza yaptıktan sonra bu tekerlekli sandalyeye oturduktan sonra dışarı bile çıkamıyordum yani. O zaman bir psikolojik destek almam gerekiyordu. Sonradan bir dedim köpeklerimi görün. Bahçeye bir çıktım. Köpeğimi gördüm. Sonra ertesi gün biraz daha istedim. Dedim bana köpeğimi getirin. Sonra gün geçtikçe köpeklerimi görmek istedim. Bahçeye çıktım. Onlarla uğraştım. Zaman geçtikçe baktım en sadık dostlarım bunlarmış. Şimdi zamanım bütün günüm onlarla geçiyor benim.